Evet, Çanakçı Köyü'nde gezimiz devam ediyor. Çanakçı Köyü'nün cemevini ve İsmail Ağa Türbesi'ni gezdik. Şimdi de köyün içini geziyoruz. Köyün sokaklarını geziyoruz. İnsanlarıyla muhatap olacağız. Acayip rüzgar var. Mümkün olduğunca çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Arka tarafta da Resul abi, köyün dernek başkanı, bizlere köy çekimleri konusunda yardımcı olacak. Bakalım, izleyelim nasıl bir görüntüye çıkacak. Biz her sene cem yapıyoruz. Evet. Yağmur duvası yapıyoruz. Mesela 5. 6. ayda yağmur duvası yapacağız. Bir kısmı cemevimizde yiyecek yemeği, bir kısmı dağda yayı yaptık. Takvimde görmüşsünüzdür. Sancağı cememiz. 8-10 tane kurban kesilir. Kurbanlar burada dağıdır köylüye. O yağmur duvasını orada mı yapıyorsunuz, burada mı? Hem burada, her iki tarafta da. Şimdi bayanlar oraya çıkamıyor mesela. Evet. Köyün yaşlıları burada kalacak. Gençlerini oraya götüreceğiz. Araba yolu var mı? Araba çıkıyor. Sıkıntı yok. Araba, araba hep bütün arabalar çıkıyor. Facebook hava, sayfasının adı var ya, bir dakika. O yüzden. Bizim mi? Facebook sayfasının adını söylersiniz. Bizimkinin mi? Hı. Çanakçı Köyü Cemev Yaptırma Paylaşım Grubu diye gözükür. Biz Face'de de orada size göndeririz. Siz de ben orada ben paylaşayım. Tamam. Ya, tamam. Çekimleri gösterirseniz. Tamam. Başkan paylaşır onu ya. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pişince buyur, beraber olsun. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz böyle, köye geldiniz, piknik havası değil mi? Evet, güneşi gören köyüne bunaldı. Evet. Bunaldılar iyice. Ufaklık adın ne senin? Asya. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. İsmini söyle kızım, hadi bir konuş amcayla, hadi. Asya, bay bay, yetişsene kızım. Amca, amca. Yazın böyle geliyor işte, Bağbahçe zamanı. Abi cümleten afiyet olsun size, Allah'a emanet olun. Vallahi bak, sağ ol abla. Yetmenin sobamız yanıyor. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi. Allah razı olsun. Sağ olun. Durun, ayaklarınızın altında. Durun buraya. Karşıdaki daha şey mi? Kırklar daha. Yok. Fatih hocam afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nereden geliyormuş bu su? Bilgin var mı? Suyun dağdan geldiğini söylediler ama tadına da baktım. Gerçekten hoş bir tadı var. Yani güzel bir tadı var yani. Şey mi böyle... Sen niye o kadar uzakta duruyorsun? Ilık mı şu anda? He? Su ılık mı biraz? Su ılık değil. Soğuk ama... Tadı güzel. Yani gerçekten içimi güzel bir su. Köyün hakkında ve tarihi hakkında... Onlar hepsini anlattırırım ben, size adam olurum. Tamam. Artık yazın geldiğinde, şimdi şu hava soğuk. Evet. Mesela şurada çeşmelerimiz var. Her çeşmenin bir tarihi vardır. Orada mesela soku vardır. Az önce mesela Arslan Adaş'ın çektiniz. Evet. Bir de bu Arslan Adaş'ta o bulgu çıktıktan sonra da bayanların dövdüğü bir şeylerin sokularımız var. Bayanlar o tokmaklar alıp dövüyor. Onların eskide tarihleri var. Onları da gösteririz yazın ben size. Bizim şurada taş çalmışlar başkan. Ne taşı? Şurada bir taş vardı, bizim tarladan çıktıydı. Evrende çalmışlar. Nereye anayı atıran koymaya anayı aldıysa diyeyim. He. Böyle yuvarlak, üstü dümdüz. Tarihi şey gibi, böyle çeşme gibi. Çok güzel bir şey yapmışlardı. Çalmışlar taş evrende. Ama iyi ağır bir adam, zor kaldırır yani. Bak mesela sokunun bir tarafı görebiliyorsun. Bak caminin karşısında bir adam. Evet. Tarih, evet. Gördün mü? Tamam. Orada. Orada var, burada var. Evet. Tarih, böyle tarihi taşlar çok. Evet. Planlı gelelim. Bilmiyorum ama bayağı bir eski köy değil mi abi burası? Vallahi... Asırlardır devam etmiş. Derecesini bilemiyor ki abi. Biz de bugünümüze geldik diyorsun ya. Emekli misiniz? Evet. Ve köyde ne iş yapıyorsunuz? Vallahi böyle gelene gidene işte... Merhaba diyorum. Merhaba diyeyim köyden. Yani gelenleri işler, sorayım. Güçler. Yok, hiçbir işinle de uğraşmıyor. İşte. Bağ, bahçe, talla. Evet. Çoluğu çocuğa verdiniz. Verdik. Kışın. Darısı sizde. Amin inşallah. Yok, ben de Çorum'dayım da yeni geldim ha, işte. Yeni geldim, akşam geri gidiyor. Gel pazara, buradayız gayrı. Yazın kalıyorsunuz devamlı. Şey mi, bağbahçı işleri için mi? Evet. Ne ekiyorsunuz abi? Mısırdır, marulaydınız, öyle şeyler. Yok bizim burada arpa, buğday, başka bir şey yok. Yaz biraz geç geliyor herhalde, biraz yüksek olduğu için. Sene geç geldi. Dağda da karlar erimemiş daha. Orada depede oturan Resulü'ne siz miydiniz? Evet. Şu yolun kenarından akan su dağdan gelen su mu? Başkanlar. Kar sular işte. Kar suyu. Dağdan geliyor böyle. Suyu, köyün su sıkıntısı yok o zaman? Yok. Şimdilik yok yani. Değerli arkadaşlar, Çanakçı Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Dağın eteklerinde, köse dağın eteklerinde kurulmuş Çorum manzaralı. Harika bir köy gerçekten. Havası, doğası çok güzelmiş. Köyün birkaç yerinde böyle dağdan gelen kaynak sularını gördük. Musluğu olmayan çeşmeler bunlar. Bir yakından bakalım.
Şimdiki muhtar yine Bayram abi mi? Yok, köyü çekiyoruz abi. Tamam. Köyü çekim yapıyoruz. Tamam. Evet, ihtiyar heyeti toplandı burada şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu da bir hatıra olsun bize. Tabii canım. Köylere pes geçti işte. Aynen, siz beni ararsanız. Hem havalarda biraz şey olunca, dediği gibi yaşlı adamlar falan köyde olursa hakkında daha iyi bilgi verirler size. Bir de sazcı. Sazcı bulalım. Sazcı mı? Onu siz getireceksiniz. Öğretmezsiniz, doğru mu? Sazcı vardır ya. Şeyi çağırıyor. Sefa Türkmen çalıyor iyi kötü yani. Çalıyor canım. Tınır mı? Umarım abi de çalıyor. Ya tınır diyor, tınır diyor. Var canım, böyle sazcı var. Sazcı öyle çalsın yeter bize, gerek yok. Ha onu çaldırıyor, onu sıkıntı yok. O zaman sazcı çalıyor. Çalar daha ya. Sıkıntı yok onun. Bakın hava vur buna git. Beğendin nokta. He baba gördüm. Şimdi dikkat ettim. Ormandan faydalanıyor musunuz? Faydalanıyor derken orman ya zaten abi. Bizim köyün arazisi. Kesim yapılıyor tabii istedikten sonra. Kesim olarak. Burada yakmıyor. Köyde tabii köylü isteyen, köylü isteyen gelip kesebiliyor yani. Tabii ormandan izin alınır. İzinle göre kesiliyor. Kaç kişi ihtiyaç var mesela? 10 kişi, 20 kişi. Bunun listesi oluşturulur. Gidip onlara traktör traktör kesip veriliyor. Belli bir ücret var mı ormanda? Köy var mı mesela? Urlaçın tarafında kızılcık, alıç, değişik ağaçlar var. Tabii ki var. Alıçtır, kızılcıktır. Hepsi var. Bak mangacılar da çek. Çok güzel ya. Yani Kuşlu Dağı'nda çok nimet var. Çay vardır, kekik vardır. Öyle mi? Tabii tabii. Kuş kundumuz çoktur. İlaç, yani çoğu böyle ilaç yapanlar çoğu %80 bu dağdan malzeme toplayıp götürebilir. Şey bu aktarcılar falan tabii, değil mi? Tabii tabii götürüyor. Doğru. Onu biz bilmediğimiz. Dağ yolu var değil mi Resul abi? Var var. İki tarafta hem bak buradan gidiyor hem buradan gidiyor. Hem çataktan da geliyor. Çataktan da geçiyor. Tabii ki tabii ki. O vericilerin oradan vericiler aşağı. Vericiler zaten bizim köyün zirve noktası. Zirve noktası. Orada ev gibi bir şey var tepede. Oradan ora başı onun bir 500 metre aşağısında bir araziye giriyorum. O zaten sınır biz o vericilerin olduğu bizim köyün sınırı. Vericilerin orada. Bir gün çay kekik falan toplamaya gelelim o zaman. Onu sonbahar olur şimdi an diyelim. Çay kekik dur sonbahar. Kapanış konuşması yapalım mı? Yapalım. Nereden? Bura iyi. Sorun yok. Tamam. Bir dakika ben başlatamadım. Resul Bey öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Köyünüz hem sağlık. Çok güzelmiş hem de yaptığınız faaliyetler, etkinlikler gerçekten takdire şayan. Sizden de sözümüzü aldık. İnşallah başka faaliyetlerinizde, etkinliklerinizde bulunacağız. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizlere de ayaklarına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Yaz aylarında bir daha geleceğiz bu köye. Bir daha geldiğimizde bir dahaki sefere daha detaylı bir çekim yapacağız. Şu anda spontane geliştiği için çekimlerimiz köyün yaşlılarını, ihtiyarlarını falan bulamadık. Genelde dışın Çorum'da oluyorlar. Şehirde oluyorlar. Havalar ısınınca köye gelip yerleşiyorlar. O nedenle yaz aylarında tekrar köye gelip yeniden çekimlerimizi tamamlayacağız. Abim bir kameraya el salla seni izleyenlere. Köyden ayrılıyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Güle güle. İsim neydi? Ergül. Ergül abi. Bu köye arkadaşlar bir kere daha geleceğiz. Çünkü Çiğdem Aşı geleneği birçok köyde unutuldu. Bu köyde yaşatılıyormuş. Çiğdem Aşı'nı sizler için görüntülemek için buraya tekrar gelmeyi düşünüyoruz. O günde de tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Evet sevgili izleyenler şu anda Çanakçı Köyü'nden ayrılmak üzereyiz. Yani bir türlü ayrılamıyoruz. Ayrılış videosu çekiyoruz ama bir türlü ayrılamıyoruz köyden. Resul abimizin de yardımıyla, destekleriyle köyü kısa da olsa gezmeye çalıştık. Yazın dediğimiz gibi tekrardan geleceğiz. Videolarımızda yorumların altında görüyoruz. Yani köyümüze buyurun gelin diyenler var. İletişimi oradan da sağlayabilirsiniz. Instagram'dan GökBK buraya da yazıyorum. Oradan da okuyabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Bize ulaşırsanız davet usulü geliriz, köyünüzü çekeriz, köyde yayın yaparız. En azından bir hatıra kalmış olur. Biz de zaten bu işi hobi amaçlı yapıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yeniden Çanakçı Köyü'nde videolarla sizlerde olmak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.